Kıbrıs Bilim Üniversitesi. Geleceğin dünyasına hoş geldiniz. A beautiful island beyond comparison, located in the blue waters of the eastern Mediterranean and right next to Turkey. Cyprus. Cyprus, a land of natural beauty crowned by history ever rising in value. Located at the center of Kyrenia, Cyprus Science University stands out with its vision of becoming a world university by hosting international students from over 40 different countries. Cyprus Science University, where expert international scholars and scientists come together, making a difference with the concept of a new generation university. Cyprus Science University is giving entrepreneurship and innovation prominence with its interdisciplinary education model. It also gives its students a global perspective with its practice-oriented education approach. At the Cyprus Science University, you will find yourself introduced to a multicultural, multilingual, socially active university life that will enable you to intertwine with new cultures and different people. Cyprus Science University. Cyprus Science University. Welcome to the world of the future. Doğu Akdeniz'in mavi sularında, Türkiye'nin hemen yanı başında eşi bulunmaz güzellikte bir ada. Kıbrıs. Tarihin taçlandırdığı, doğal güzellikler diyarı Kıbrıs'ta yükselen bir değer. Kıbrıs İlim Üniversitesi.
Girne'nin merkezinde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi, 40'ı aşkın farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaparak bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla öne çıkıyor. Alanında uzman, uluslararası akademisyenler ve bilim insanlarının bir araya geldiği Kıbrıs İlim Üniversitesi, yeni nesil üniversite konseptiyle fark yaratıyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi, disiplinler arası eğitim modeliyle girişimciliği ve inovasyonu ön plana çıkartıyor. Uygulama ağırlıklı eğitim anlayışıyla da öğrencilerine global bir bakış açısı kazandırıyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde yeni kültürlerle ve farklı insanlarla tanışma olanağı elde edecek, çok kültürlü, çok dilli ve aktif bir sosyal üniversite yaşamı içinde kendinizi bulacaksınız. Kıbrıs İlim Üniversitesi. Geleceğin dünyasına hoş geldiniz.
Başkanım, Sayın Mütevelli Heyeti değerli üyeleri, Sayın Rektör Vekilim, Sayın Akademisyenlerimiz ve idari personelimiz, değerli velilerimiz, sayın misafirlerimiz ve sevgili mezun öğrencilerimiz. Kıbrıs İlim Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz. Dear Honorary President, dear President of the Board of Trustees, dear members of the Board of Trustees, dear Rector, dear Academicians, dear Administrative Staff, dear Parents and Guests, and dear Graduating Students, welcome to the Cyprus Science University's 2020-2021 Academic Year Graduation Ceremony. Sevgili mezunlarımız, şu anda her ne kadar fiziki olarak ayrı mekanlarda bulunsak da kalben birbirimize çok yakın olduğumuzu biliyoruz. Bugün diplomalarınızı alarak yepyeni bir hayata, yepyeni bir geleceğe merhaba diyeceksiniz. Öğreniminiz süresince bu diplomayı hak edebilmek için eminiz ki çok zorlu günlerden geçtiniz. Ancak sizlerin başarısında kendi emeklerinizin yanı sıra ailelerinizin desteği ve özverisinin de büyük katkısı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Dear graduates, you have completed your studies at our university, and today you are getting your diplomas. From now on, a new life, full of hope, expectations, happiness, and passion is going to start for you. During your education, you have had hard times, but with the guidance of your teachers and with the contribution of your families, you succeed eventually, and now you are graduating. Biz Kıbrıs İlim Üniversitesi ailesi olarak değerli öğrencilerimizi ve velilerimizi gönülden kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. At Cyprus Science University, we congratulate our dear students and their families and greet them with love and respect. Sizlere program akışını takdim ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Onursal Başkanımız Sayın Doçent Doktor Mustafa Aydın'ın konuşması. Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Selman Arslanbaş'ın konuşması. Rektör Vekilimiz Sayın Profesör Doktor Lale Büyükgönenç'in konuşması. Mezun öğrenciler adına İşletme Bölümü mezunumuz Sayın Şabani Ramazani'nin konuşması. Lisansüstü, lisans ve ön lisans mezunlarımızın bilgilerinin takdim edilmesi. Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitü Müdürümüz ve Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Tokay Gedikoğlu'nun konuşması. Dekanlarımızın konuşmaları ve mezun bilgilerinin takdim edilmesi. Meslek Yüksekokulu Müdürlerinin konuşmaları. Programımızın akışında öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sizlere bazı sürprizleri olacaktır. İdari birimlerin mezun öğrenci tebrikleri. I would like to present you the graduation ceremony program. First, a moment of silence and then Turkish national anthem. Speech of Associate Professor Dr. Mustafa Aydın, our honorary president. Speech of Mr. Selman Arslanbaş, Head of Board of Trustees of Cyprus Science University. Speech of Professor Dr. Lale Büyükgönenç, Deputy Rector of Cyprus Science University. Speech of Şabani Ramazani on behalf of this year's graduates. Speeches of the deans of the faculties and the directors of higher schools. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük, ebediyete intikal etmiş eğitimcilerimiz, değerli bilim insanlarımız ve şehitlerimizin huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın okunması için davet ediyoruz. Our great leader Gazi Mustafa Kemal Atatürk, founding president Rauf Raif Denktaş, community leader Dr. Fazıl Küçük, eternal educators, esteemed scientists and martyrs. Now we invite you all to stand for a minute of silence and then for the Turkish national anthem. Saygıdeğer konuklarımız, online mezuniyet törenimizin açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere onursal başkanımız Sayın Doçent Doktor Mustafa Aydın'ı konuşmalarını gerçekleştirmek üzere davet ediyoruz. Our respected guests, now we would like to invite the Honorary President, Associate Professor Dr. Mustafa Aydın to open our online graduation ceremony and to give his speech. Bugün yine ayrı bir gurur yaşıyoruz. Kıbrıs İlim Üniversitemizin 3. dönem mezunlarını hayata uğurluyoruz. Sizlerle beraber olmayı çok isterdim. Biliyorsunuz uzun bir süredir pandemi sürecinden dolayı Kıbrıs İlim Üniversitemize, dolayısıyla Can Kıbrıs'ımıza ziyarette bulunamadık. Keşke bu pandemi süreci böyle olmamış olsaydı ve bugün ben sizlerin arasında olmuş olsaydım. Bugün bizim gurur günümüz, bugün bizim düğünümüz. Sizleri ateş böcekleri gibi hayata uğurluyoruz. Her biriniz Kıbrıs İlim Üniversitemizin sizlere vermiş olduğu tecrübeyle, deneyimle, bilgiyle önünüze çıkacak hayat yolculuğundaki bütün kapıları çok rahatlıkla açabileceğinize inancım sonsuz. Ancak şunu sakın unutmayınız. Biz sizlere bir anahtar veriyoruz. Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin sizlere takdim etmiş olduğu hayat anahtarı. Bu hayat anahtarıyla önünüze çıkacak kapıları açabilmeniz için bu anahtarı sürekli yenilemeniz gerekir. Sürekli onu canlı tutmanız gerekir. Paslanmasına müsaade etmemeniz gerekir.
Dolayısıyla kendinizi geliştirmeniz gerekir. İşte günümüzde buna biz sürekli eğitim diyoruz. Kişisel gelişim diyoruz. Onun içindir ki asla ve asla üniversitenizden bağınızı koparmayınız. Bu kapılar her daim sizler için açık olacaktır. Tabii buradan sizleri yetiştiren, sizleri büyüten, her sabah, o geceleri sabaha kadar arkanızdan dua eden ve dualarının fısıldılarıyla sizleri güç katan anne babalarınızın emekleri çok büyük. Onlara ben buradan şükran sunuyorum. Sizler gibi pırıl pırıl gençleri yetiştirerek, bizlere emanet ederek ve sonunda bizlerin de sizleri hayata uğurlayarak hem kendi ailenize hem insanlığa ve ülkenize hayırlı bir evlat olmaları için en büyük emek gösterdikleri için anne babalarınıza şükran sunuyorum. Minnettarlığımı ifade ediyorum. Sizlerle ne kadar iftihar etseler azdırlar. Siz de hayırlı birer evlat olarak anne babalarınızın sizler için yapmış olduğu bu fedakarlığı hayat boyu lütfen unutmayınız. Unutmayınız ki bugüne gelmenizde anne ve babalarınızın, ailelerinizin emekleri, gayretleri, duaları sınırsız ve karşılıksızdır. Siz de hayat boyunca sizlere bu emeği veren aile büyüklerinize, anne babanıza karşı evlat görevini yerine getirmenizi sizden bekliyor ve diliyorum. Tabii ki sizleri yetiştiren, hiçbir karşılık beklemeden, gece, gündüz, mesai içerisinde, mesai dışarısında, sınıfta, sınıf dışında bilgi birikimleriyle sizleri besleyen, yetiştiren ve hayata hazırlayan İlim Üniversitemizin başta mütevelli başkanı, rektör, rektör yardımcıları, hocalarımız, akademik ve idari personelimizin emekleri, katkıları, özverileri, sabırları çok büyük. Onlara da ayrıca şükran sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar kalplerini açtılar, onlar bilgi birikimlerini sizlere aktardılar. Kıbrıs'ta sizlerin mazlum olmanızı, yetim olmanızı müsaade etmediler. Bir evlat gibi, bir öz evlat gibi sizlere sarıldılar. Ve size burada bir aile sıcaklığı içerisinde eğitim ve öğretiminizi tamamlamanızı sağladılar. Onun için onların emekleri çok büyük. Sizlerden de hayat boyunca Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin bu değerli personelini, bu değerli yöneticilerini, akademik personelini sizler için her daim var olduğunu, her daim bu kapıların sizler için açık olacağını ve muhakkak ki yolunuz Kıbrıs'tan geçerken burada bir eviniz olduğunu asla unutmayınız. Onun için ben bu vesileyle sizler adına, sizlerin aileleri adına, sizleri burada 4 yıl boyunca, 2 yıl boyunca, 5 yıl boyunca kucaklayan, sarıp sarmalayan, yağmurdan, kardan, fırtınadan koruyan bu Kıbrıs İlim Üniversitemizin değerli mensuplarına şükran sunmak istiyorum. Sizler bizim ateş böceklerimizsiniz. Sizler karanlıkları aydınlatacaksınız. Sizleri yarın Cumhurbaşkanı, yarın sizleri başbakan, yarın sizleri bakan, genel müdür, iş insanı, iş kadını olarak görmek istiyoruz. Sizlere gurur duyuyoruz. Allah yolunuzu açık eylesin. Var olun. Her zaman bu kapıların sizlere açık olduğunu, her zaman sizleri sevgiyle, yadla, özlemle anacağımızı sakın unutmayınız. O kadar çok ortak yönümüz var ki. Onun için sizlerin hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bahtınız açık olsun, yolunuz açık olsun. Bütün dilek ve temennileriniz sağlıkla, hayırlara vesile olarak sizlere ulaşmasını diliyor ve temenni ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sayın Onursal Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Selman Arslanbaşı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. We thank our honorary president, Associate Professor Dr. Mustafa Aydın for his speech. Now we invite the President of Board of Trustees, Mr. Selman Arslanbaş, to give his speech. Değerli mezunlarımız, saygıdeğer veliler, çok değerli Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin
akademisyenleri, idari personeli ve kıymetli konuklar. Ne yazık ki bu yıl arzu etmediğimiz şekilde Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak üniversitemizin ilk çevrim içi mezuniyet törenini kutluyor durumdayız. Hepinize Kıbrıs İlim Üniversitesi mütevelli heyeti adına hepinize bu yeni başlangıçta sonsuz başarılar, mutluluklar diliyorum. Aslında en çok mezun verdiğimiz ilk yılımız bu sene. 2020-2021 dönemi mezunlarımızı bugün uğurluyoruz. Alışık olmadığımız bir tarzda uğurluyoruz. Sevmediğimiz bir tarzda uğurluyoruz. Gönül isterdi ki bugün hepinizi tek tek kucaklayıp, sarılıp, tebrik edip, bu hayat yolculuğunuzda gözlerinizin içine bakarak, içtenlikle, güzel dileklerle uğurlayalım isterdik. Ama ne yazık ki hepinizin de bildiği gibi dünya olarak olağanüstü şartlardan, dönemlerden geçiyoruz. Ve bizler de bugün burada pandemi etkisiyle, pandeminin doğal bir sonucu olarak 300 mezunumuzu yüz yüze değil de online çevrim içi olarak uğurluyoruz. Ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak son yıllarda siz değerli öğrencilerimizin akademik olarak katkılarıyla, samimiyetiyle, ortaya koyduğu içten yaklaşımla Kıbrıs İlim Üniversitesi bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 4 yıldır en çok tercih edilen üniversite olma başarısını elde etti. Hepinizin imzası var. Kiminiz buraya geldiği zaman aile özlemi içerisinde geldiniz. Hayatın size neler katacağını bilmiyordunuz. Akademik dünyanın zorluklarını, üniversitenizin sizlere yarın neler getireceğini, nelerle karşılaşacağınızı bilmiyordunuz. Hala dün gibi velilerinizin, kendinizin yazmış oldukları, attıkları mesajlar, ilettikleri endişeleri dün gibi hatırlıyorum. Oysa bugün hayatımızda hiç karşılaşmayacağımız, belki de en zor, yüksek öğretimin en zor yılını, en zor iki yılını yaşayarak mezun oluyorsunuz arkadaşlar. Kim derdi ki sizleri uçaklara yetiştirmek için çırpınacağız? Kim derdi ki uzaktan eğitim süreçleriniz için bu adada 4 ay hocalarınızla beraber ailelerimizden uzakta mahsur kalacağız? Kim derdi ki bütün o dijital süreçlerde Telegram grupları üzerinden burada kalan arkadaşlarınıza erzak yetiştirmek için çırpınacağız? Böyle bir zor dönemi birlikte yaşadık. Ama bugün gururla, onurla, mutlulukla karşınızda dimdik bir şekilde yeni dünyanın, gelecekte var olacak Türkiye'nin gelecekleri, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğine imza atacak, pandemi gibi zor dönemde ayakta kalmış ve eline diplomasını alarak mezun olmuş 300 tane siz başarılı, gururlu, onurlu arkadaşlarımızı mezun ediyoruz. Bizlere en büyük armağanı, en büyük ödülü, bu zorlu dönemin en büyük mükafatını sizler verdiniz. Kalben, yürekten, samimiyetimle söylüyorum. Her birinizin hayat hikayesini yakinen öğrenmeye çalıştım. Geldiğiniz coğrafyayı, bu üniversitenin siz geldikten sonra size kattıklarını, akademisyenlerinizin ve personelimizin sizin için ortaya koyduğu seferberliği bizler de unutmayacağız. Kıbrıs İlim Üniversitesi tarihi de unutmayacak arkadaşlar. O yüzden sizi bir anne baba şefkati olarak, anne baba şefkatiyle kucaklayan hocalarınıza, akademisyenlerinize de hepinizin huzurunda özel bir teşekkür ediyorum. Onlar da iyi ki varlar, iyi ki bizim bu müstesna ailemizin birer parçası durumundalar. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Değerli velilerimiz, sizlere seslenmek istiyorum. Sizlerden emanet aldığımız değerli evlatlarınızı, kendine güvenen, cesur, donanımlı, meslek sahibi, bütün bu zorlu süreçlerden, bütün bu fırtınadan gemisini limana ulaştıran bir kaptan olarak hayat yoluna
başka bir dünyaya uğurluyoruz. Emanetlerinizi geleceğin Türkiye'sinin mimarları olarak bugün mezun ediyoruz. Sizler de bu gururu Kıbrıs İlim Üniversitesi ailesiyle birlikte yaşıyorsunuz. Umarım bu dönemden sonra da, mezun olduktan sonra da Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin bir gönüllü elçisi olarak o bayrağı, o turuncu rengi yüreğinde hissederek yaşadığı bu zorlu günlerde kendisine el uzatan, sahip çıkan, kendisinin hayata atılmasında yetişkin bir birey olarak yetişmiş, yetkin ve donanımlı bir birey olarak hayata atılmasında kendisine küçük de olsa bir dokunuş sağlayan üniversitesine, bu küçük yuvasına mutlaka ve mutlaka bundan sonraki hayatında da bir yer açar diye umut ediyorum. Ve sözlerimin sonunda bir gün bir yerde yarım kalan bu sarılma, birbirimize hislerimizi geçirme anlamında gözlerimizin içine bakma faslını tamamlama sözüyle, hayat denilen bu uzun yolda eğer hayat bize, yaratan bize bu imkanı sağlarsa, bu şansı sağlarsa bir gün bir yerde buluşmak üzere diyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Dear graduates, respected parents, esteemed guests and members of Cyprus Science University. On behalf of the CSU Board of Trustees, I would like to welcome all of you to the first online graduation ceremony of our university. Today, we say farewell to the 2020 and 2021 graduates of Cyprus Science University. We wish that we could have held our ceremony face-to-face with our graduates on our campus. However, we are going through an extraordinary period of time, as the whole world is. Here we are today celebrating the graduation about 300 of our students during this pandemic. All of this is the success of our graduates, parents, faculty members, and administrative staff. As the chairman of the Board of Trustees of Cyprus Science of University, I am so proud of you. Congratulations. Dear graduates, you will continue to be part of Cyprus Science University. You play a huge role in the growth and development of our university. Bear in mind that the more growth Cyprus Science University gets, the higher value your diplomas receive. Dear parents, I am very happy and proud to present to you your precious children who have taken as trustees confident, courageous, equipped and professional adults. And my dear CSU family, I would like to thank you very much for the guidance, compassion and attention you have shown to our graduates, whom you have equipped with virtue and knowledge. Congratulations again for your graduation, and good luck to all of you out there at your next destination. Sayın Mütevelli Heyet Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Rektör Vekilimiz Profesör Doktor Lale Büyükgönenci konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. We thank the President of Board of Trustees, Mr. Simon Arslanbaş, for his speech. We invite our Vice Rector, Professor Dr. Lale Büyükgönenç, to give her speech. Sevgili mezunlarımız, bugün sizler için çok farklı bir anlam taşıyor. Yaşamınızın bir dönemini kapatıyor ve ondan aldığınız güçle başka bir dönemin başlangıcını yaşıyorsunuz. Her mezuniyet, öğrenim yıllarında hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir sürecin sonuna karşılık gelir. Her şeyden önce yılları geride bırakıp mezun olma aşamasına geldiğiniz için hepinizi tek tek kutluyorum. Zorlu bir üniversite eğitimi sürecinden geçtiniz. Ailelerinizden
bir kısmınız da ülkelerinizden uzakta bu güçlüğe katlandınız. Şimdi mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Sizler mesleki bilgi birikiminizin yanı sıra araştırmacı, sorgulayıcı, bilime ve insani değerlere ve etik ilkelere bağlı bireyler olarak eğitildiniz. Üniversitemizde aldığınız eğitimin gücünü olumlu anlamda kullanacak potansiyele sahipsiniz. Bu potansiyeli en iyi biçimde gerçekleştireceğinize inanıyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım, üniversitemize ayak bastıkları günden itibaren oya gibi işlediğiniz mezunlarımızı meslek yaşamlarında ve sosyal yaşamlarında çeşitli başarılara imza atacak bireyler olarak yetiştirerek bugüne getirdiniz. Hepinize katkılarınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli velilerimiz, sizlerin bugünkü duyguları hepimizden çok farklı. Dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz, emek verdiğiniz, özenle ve güçlüklerle zaman zaman da kaygı duyarak yetiştirdiğiniz göz bebeklerinizi yaşam mücadelesinin içine başarılı olacaklarını umut ederek uğurlamanın zamanı geldi. Çocuklarınızla gurur duyabilirsiniz ve biliyoruz ki bundan sonraki başarılarında da bizler gibi sizler de onların yanında olacaksınız. Sevgili mezunlarımız, gençler öğütlerden hiç hoşlanmazlar. Bunu biliyorum. Bu nedenle şimdi söyleyeceklerimi sadece bir büyüğünüzün yaşam deneyimleri olarak dinlemenizi istiyorum. Hayatta her zaman tutkularınızın peşinden gidin. Bunu yaparken de her zaman kendinize ve iç sesinize güvenin. Egonuza yenik düşmeyin. Alçak gönüllü olun, saygılı olun ve sabırlı olun. Hiç bıkmadan sürekli çalışın ve isteklerinizi elde edin. Başarısızlıklar sizi asla yıldırmasın. Her zaman daha iyisini hayal edin ve hayallerinizi gerçekleştirmek için mücadeleden vazgeçmeyin. Kıbrıs İlim Üniversitesi mezunu kimliğinizi onur duyarak taşıyacağınıza ve bu kimliğin yüklediği sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inancım sonsuzdur. Sizleri şimdilik sevgiyle ve başarı dileklerimle uğurluyorum. Yolunuz açık olsun. Sayın Rektör Vekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. 2020-2021 mezunları adına İşletme İngilizce Bölümü mezunu Sayın Şabani Ramazani'yi konuşmasını gerçekleştirmek üzere davet ediyoruz. We thank our Vice Rector, Professor Dr. Lale Büyükgeneş for her speech. On behalf of the 2020-2021 graduates, now we invite the graduate of Department of Business Administration, Şabani Ramazani, to give his speech. Sayın Onursal Başkanım, Sayın Mütevelliyet Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, çok değerli hocalarım, sevgililerimiz, canım arkadaşlarım ve değerli konuklar, Kıbrıs İlim Üniversitesi 2021 yılın mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocalarım, 4 yıl önce bizler konferans salonunda sizler hoş geldin demiştiniz. O gün bizim bölümümüze tanıtım yapmışsınız. Okulumuz hakkında bilgi vermiştiniz. Okulun ilk günleri hepimiz için hep heyecanlıydı. O güne dair unutamadığım bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Konuşmanın sonunda sevgili Samuel hocamın bize aile olduğumuzu, sorularımızı beraber çözeceğimizi, beraber gülüp beraber ağlayacağımızı söylemişti. Ve bugün itibariyle bu ailenin feratleri olarak oturduğumuz sıraları hakkını vermemiz gerektiğini ve 4 yılın sonunda bugün alacağımızın diplomaların, emeklerin ve inancımızın eseri olacağını belirtmişti. Ve şimdi sevgili Samuel Hocam bahsettiğin o gün geldi. Arkadaşlarımla beraber
Kıbrıs Üniversitesi'nin bir parçası olmakta çok gurur duyuyoruz. Bizlere daima yardımcı olan mesleğimizin, başarılarımızın olmamız için bizlere bilgi ve beceri kazandıran, sosyal anlamda yol gösteren sevgili hocalarım, tüm arkadaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Selman hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili annelerimiz, babalarımız ve ailemiz, aslında bu başarının kaynağı sizler. Eğitimimize verdiğin maddi ve manevi destekletti. Sevgili annelerimiz, babalarımız ve ailemiz, aslında bu başarının kaynağı sizler. Eğitimimize verdiğiniz maddi ve manevi destektir. Sevginize, biz olan güveniniz neticesinde bugün bu diplomaları alıyoruz. Sizler bizleri dünyaya getirdiğiniz anda itibaren üzerimiz olan üzerimize titrediniz ve emek verdiniz. Bu uzun eğitim yolculuğumuzun süresince hep yanımızda oldunuz. Bu uzun eğitim yolculuğumuz süresinde hep yanımızda olduğunuz için kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bizleri aldığımız eğitim sayesinde ülkemizi yaralı bire ve sizlere layık bir evlat olmak için bütün gücümüzle çalışacağımıza dair söz veriyoruz. Sevgili mezun arkadaşlarım ve meslektaşlarım, 4 yıl boyunca beraber çok güzel anılar biriktirdik. Çok güzel dostluklar kurduk ve bugün itibariyle yeni bir sayfa açıyoruz. Mezun olup bu hayata atılıyoruz. Artık geleceğe dönük yeni amaçlarımız var. Bizlere verilen eğitim sayesinde ülkemizi, okulumuzu ve bölümümüzün en iyi şekilde temsil edeceğimiz arkadaşımla beraber söz veriyoruz. Bunu hepimizin başaracağını eminim. Tüm mezun arkadaşlarım, başarılı bir meslek hayatı diliyorum. Dostluklarımızın devamını ve mutlu olmanızın temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun. Bizlere emeğe geçen hocalarımız ve ailemizin tekrardan sevgilerimiz ve saygılarımı sunarız. Mezunlarımız adına konuşmasını gerçekleştiren Sayın Şabani Ramazani'ye teşekkür ediyoruz. Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Tokay Gedikoğlu'nu konuşmalarını gerçekleştirmek üzere davet ediyoruz. We thank Şabani Ramazani for his speech. Now we invite the Director of Institute of Graduate Education and Research, Professor Dr. Tokay Gedikoğlu to give his speech. Sevgili öğrencilerimiz, günümüzde iş dünyasında ve akademik yaşamda lisansüstü öğrenim görmüş olmak artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda biz de Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nde çeşitli yüksek lisans ve doktora programları yürütmekteyiz. Bu programlarımız sağlık, sosyal, mühendislik ve eğitim bilimleri alanlarındadır. Bu programlarda yüksek öğretim kurumlarına akademisyen yetiştirmek, kamu ve özel sektör kuruluşlarına nitelikli insan gücü yetiştirmek temel amaçlarımız arasında yer almaktadır. Mart 2020'den bu yana COVID-19 salgını bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Bu bağlamda eğitim sektörü de, özellikle yüksek öğretim sektörü de bu etkinin altında kalmıştır. O güne kadar sınıflarımızda, laboratuvarlarımızda
geleneksel olarak yüz yüze eğitimi sürdürürken bir anda eğitimi sanal ortamlara taşımak ve online uzaktan bir biçimde yapmak zorunda kaldık. Bu süreci yaşarken çeşitli sorunlarla karşılaştık. Ancak sizler tüm bu sorunlara rağmen yürütmekte olduğunuz çalışmaları tamamladınız ve şu anda üniversiteden mezun oluyorsunuz. Bu sonucun alınmasında sizlerin gayretiniz, azminiz kuşkusuz her türlü takdirin üstündedir. Ancak ailelerinizin ve yakınlarınızın da bu süreçte çeşitli katkıları olmuştur. Onları da tebrik etmek istiyoruz. Sizler üniversitemizde yürütmekte olduğunuz çalışmalarınızı tamamladınız ve şimdi başka bir sürece, başka bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Sizleri yürekten kutluyoruz ve gelecekte de başarılı olacağınız konusunda herhangi bir şüphe taşımıyoruz. Kuşkusuz sizler için bundan sonraki yaşam artık meslek yaşamıdır. Ama bizim sizin meslek yaşamınızda da çok başarılı olacağınıza, kariyer basamaklarını teker teker çıkacağınıza inancımız tamdır. Evet, şimdi mezun olup gidiyorsunuz ama biz sizleri hiçbir zaman unutmayacağız. Sizler de bizi unutmayınız ve biliniz ki burada Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde gelecekte de hep kapılar size açık olacaktır. Burası sizin bir ikinci yuvanız olmaya devam edecektir. Sizleri bir kez daha tebrik ediyoruz. Bundan sonraki yaşamınızda yolunuz, bahtınız açık olsun. Güle güle gidiniz. Sizlere sonsuz başarılar diliyoruz. Dear students, today graduate education has become a necessity in business and academic life. In this context, we carry out various master's and PhD programs at the Institute of Graduate Education and Research of the Cyprus Science University in various areas such as health, social, engineering, and educational sciences. In these programs, our main objective is to train academicians for higher education institutions and to train qualified manpower for public and private sector organizations. Since 2020, COVID-19 pandemic has had profound consequences on education, economy, and culture at the global level. The educational dimension, especially higher educational dimension, has also been affected. Up to that time, we carried out education in our traditional classrooms. We carried out face-to-face education, but all of a sudden, we had to start distance education, online education with the help of digital technologies. We really had very hard times, but in spite of the difficulties created by the pandemic, you managed to complete your studies and now you are graduating from the university. On behalf of Cyprus Science University and myself, I would like to congratulate you and also your families who really contributed a lot to your education. Now a new period is going to start in your life.
you are going to start your career, a new career, and we believe that you will be successful in your career. On the other hand, we also believe that you will start serving to your families and to your countries. Now that you have graduated from the university, a new life is going to start for you, and we would like to wish you all the best in your future life. Congratulations again. Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Profesör Doktor Tokay Gedikoğlu'na teşekkür ediyoruz. Mezun öğrencilerimiz. We thank Professor Dr. Tokay Gedikoğlu for his speech. Now our graduates. We invite the Dean of the Faculty of Law, Professor Dr. Abdurrahman Ayhan, for his speech. Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nin birinci dönem mezunları. Hepinize iyi günler diliyorum buradan. 4 yıllık eğitim öğretim süreci içerisinde Hukuk Fakültesi'nden mezun oldunuz. Yarının avukatları, hakimleri, savcıları, noterleri, özel sektörde hukuk danışmanı olarak çalışacak kişiler olarak yolunuz açık olsun, uğurlar olsun, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Bu süreç içerisinde değerli öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren okulumuzda 4 yıllık öğrencilik sürecini geçirdiniz. Bu dönem içerisinde alanında uzman öğretim üyeleriyle birlikte çok kaliteli ve nitelikli eğitim verdik. Bu eğitim vermesindeki en büyük etkenlerimizden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. KKTC'de bulunan üniversitelerin hukuk fakülteleri arasında farkımız olmalı ilkesi, nitelikli öğretim üyeleriyle eğitim yapma ilkesi, değişen dünya şartlarında değişime açık, dönüşüme açık olan öğrencilerin eğitiminin yapılması temel ilkesi, nitelikten, nicelikten ziyade kaliteli eğitime önem verdik. Diğer taraftan öğretim üyeleri ve öğrencileri bakımından cazibe merkezi olmaya çalıştık ve mükemmeliyetçi olduk. Adaletin ve hukukun üstünlüğüne inanan hukuk fakültesi mezunlarının mezun olmasıyla ilgili olarak eğitim ve öğretimimizi tamamlayarak mezun oldunuz. Sizleri aklen ve kalben çok seviyorum. Bundan sonraki hayatınızda çok daha sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. Tercihlerinizi şimdiden sınavlara hazırlanması, kendiniz donanımınızı zenginleştirmek amacıyla kendinizi güçlü hukukçu olmanızı dilerim. Sebebine gelince Türkiye'de bulunan birçok üniversitelerin hukuk fakülteleri mezunları ile birlikte aynı havuzda yarışacaksınız. Bu havuzda başarıya ulaşıp ilkeli bir hukukçu olabilmeniz için
çok çalışıp çaba göstermeniz gerekiyor. Sakın ola ki hedeflerinizden, ilkelerinizden vazgeçmeyin. Bir kere olmadı ikinciyi, ikinci olmadı üçüncüyü denemenizi tavsiye ederim. Yeter ki kendinize güvenin, inanın ve bu anlayış içerisinde birçok başarılara imza atacağınızı düşünüyorum. Geleceğin, adaletin ve hukukun üstünlüğünün temsilcileri olarak yolunuz açık olsun. Mezunlar olarak hepinizi öpüyorum. Ailenize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi mezunları. Ve bu arada öğretim üyelerimizin de bol bol selam ve sevgiler var. Bütün öğretim üyelerimiz sizlerin gözlerinden öpüyor. Yolunuz açık olsun değerli hukukçularımız. Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Abdurrahman Ayhan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Hukuk Fakültesi mezun öğrencilerimiz. We thank Professor Dr. Abdurrahman Ayhan for his speech. Now the graduates. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ömer Üre'yi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye davet ediyoruz. We invite the Dean of the Faculty of Educational Sciences, Professor Dr. Ömer Üre, to give his speech. Değerli öğrencilerimiz, bugün burada Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikoloji Danışma ve Rehberlik Bölümü ile Türkçe Öğretmenliği Bölümünün programlarının eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin mezuniyeti için toplanmış bulunuyoruz.
Geçmiş yıllardan ve mezuniyetlerden farklı olarak siz öğrencilerimiz pandemi tedbirleri nedeniyle geleneksel eğitim sistemlerinin alışılmış kolaylıkları ve uygulamaları yerine internet ve dijital yöntemlere, eğitim ve uygulamalara zorlanmış, bunun yanında tüm yaşamsal süreçleri yeniden formatlanmış olarak bunlara uyum sağlamaya çalıştınız. Dışarıdan kalıp yargılarla bakılmaz ise siz öğrencilerimizin hem hayatta kalma hem de eğitimlerini sürdürmede mükemmel bir uyum gösterdiğinizi ve başarı kazandığını söylemek zorundayız. Sevgili öğrencilerimiz, mezunlarımız, hiç bitmeyecekmiş gibi hissettiğiniz sınavlar, ödevler, projeler nihayet bitti. Ancak sizler her şeyimizi borçlu olduğumuz Cumhuriyetimize ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, eğitim şehitlerimize, bağımsızlığımız için canlar vermiş atalarımıza, bütün insanlarımıza size emaneti koruma ve daha güvenli bir düzeye çıkarma borcumuz ve görevimiz var. Sizleri tebrik ediyorum. Bahtınız açık olsun. İyi bir psikolojik danışman, iyi bir eğitimci, iyi bir Türkçe öğretmeni olacağınıza candan inanıyorum. Bu vesileyle Sayın Başkanımız ve Rektörümüz başta olmak üzere bütün meslektaşlarım ve Kıbrıs İlim Üniversitesi ailesi olarak hepimiz sizleri mezun olmuş görmekten, genç zihinlerin ülkemize eğitime ve üretime katkısından büyük bir memnuniyet ve kıvanç duymaktayız, duyacağız. Mezun arkadaşlarımıza başarılar diliyor, tekrar tebrik ediyor, bahtınız açık olsun diyorum, saygılarımla. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Ömer Üre'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Eğitim Bilimleri Fakültesi mezun öğrencilerimiz. We thank Professor Dr. Ömer Üre for his speech. Now the graduates. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Doçent Doktor Erdal Gürya'yı konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye davet ediyorum. We invite the Dean of the Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Associate Professor Dr. Erdal Gürya to give his speech. My dear young colleagues, you have successfully completed another challenging period of your life, education life, that you have been continuing for years. When you look back, you will see that all of you have gone through the top training period in this process. Today, each of you are now young experts responsible for your country and the world, as well as for yourself and for your family. We believe that with the contemporary and top-notch information we provide for your work, you will quickly climb the career ladder and achieve important successes. All of you, my dear colleagues, as you run from success to success, you will further glorify our university, Cyprus Science University, and honor us. Dear young colleagues, let only the light of reason, conscience, and science illuminate your next path. Remember that an honest, hardworking, and productive person is a value, and success will follow you only when you create this value. Also, do not forget that you have to be successful not only for yourselves and for your family, but also for your country and humanity. As a final word, my only request from you is, I request you not forget
your family, country, and university, which have raised you with all kind of sacrifices until today, and wish you all great success in your future life. Good luck, my dear colleagues. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Doçent Doktor Erdal Gürya'ya konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi mezun öğrencilerimiz. We thank Associate Professor Dr. Erdal Gürya for his speech. Now the graduates. Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ata Atun'u konuşmalarını gerçekleştirmek üzere davet ediyoruz. We invite the Dean of the Faculty of Engineering, Professor Dr. Ata Atun to give his speech. Congratulations, dear students. I congratulate you from the deepest part of my heart. You are now starting a new life. For the past 4 years, we've been together with you. We tried to teach you everything you may need in your future life. Don't forget, engineers are the bridge between science, technology, and the human needs. Your now mission is to realize the ideas, to realize the project, to realize the dreams to the use of the humans. I wish you a prosperous future in your coming life. I would like to congratulate all our graduate students. I wish you all the best and success for your future career. And I'm so glad to see you that you have graduated and now engineers. Well done, engineers. I wish you success and happiness in your future life. And remember, engineers are problem solvers, and I would like to see you solving problem of the world. I would like to congratulate everybody. I wish you the prosperity, health, and success for all of your life. Congratulations. The real life starts after this graduation. I wish a very good success for you. You took the first step for a strong professional career. I wish you success for the rest of your life. Dear engineering faculty students, I would like to congratulate you all for your successful studying in this university. Wish you all the best for in your future life. Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Ata Atun'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mühendislik Fakültesi mezun öğrencilerimiz. We thank Professor Doctor Ata Atun for his speech. Now the graduates. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Doçent Doktor Mehmet Zeki Avcı'yı konuşmalarını gerçekleştirmek üzere davet ediyoruz. We invite the Dean of the Faculty of Health Sciences, Associate Professor Dr. Mehmet Zeki Avcı to give his speech. Sevgili öğrencilerimiz, değerli öğrencilerimiz, bugün çok mutlu bir günümüzü yaşıyoruz. Öncelikle sizlerin bugün diploma aldığınız gün, sizin mezun ettiğimiz gün, sizin için bugünden itibaren meslek hayatına atılacağınız bir gündür bugün. Meslek hayatınızda başarılarınızın, bizden aldığınız eğitimlerin, teorik derslerin, uygulamalı derslerin bütün verimlerini artık meslek hayatınızda göstermenizi bekliyoruz. Eminiz ki bizden, hocalarımız tarafından verilen bütün dersleri aldığınız eğitimler sayesinde
insanlığa yarından itibaren hizmet vermeye başlayacaksınız. Ve sizin insanlığa koyacağınız katkılarla eminim hem çevrenize hayat katacaksınız, insanlara hayat katacaksınız. Yarından itibaren yasal sorumluluk içerisinde mesleğinizi icra etmeye başlayacaksınız. Mesleğiniz, hemşirelik mesleği saygın bir meslektir. İtibarlı bir meslektir. Onurlu bir meslektir. Ve ciddi bir meslektir. Bunu en iyi şekilde başaracağından hiçbir şüphemiz yoktur. Sizi mezun ederken bizim hocalar olarak vicdanımız rahattır. Neden? İyi yetiştiğinize inanıyoruz. Ve bizler hocalarınız olarak meslek arasında başarılar diler, meslek yaşamınızda, hayatınızda başarıların devam etmesini dileriz. Hepinizi kutluyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Doçent Doktor Mehmet Zeki Avcı'ya konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Sağlık Bilimleri Fakültesi mezun öğrencilerimiz. We thank Associate Professor Dr. Mehmet Zeki Avcı for his speech. Now the graduates. Meslek Yüksekokulu Müdürü, Öğretim Görevlisi Fatma Ayşin Kurağı konuşmalarını gerçekleştirmek üzere davet ediyoruz. We invite the Director of Vocational School of Health Services, Instructor Fatma Ayşin Kurak, to give her speech. Değerli öğrencilerim, Hepinizin hayatında çok önemli günler vardır. Bu da o günlerden bir tanesi. Sizler için çok önemli. Çünkü hayatınızda önemli günlerden bir tanesi kapatıp yeni bir hayata başlıyorsunuz. Meslek hayatınızın başlangıcındasınız. Gerçekten hepinizin heyecanını anlayabiliyorum. Çok önemli bir meslek aslında. Sağlık mesleği çok önemli ve insan sağlığıyla uğraşacaksınız. Dolayısıyla her zaman çok dikkatli, çok özverili, çok çalışkan olmanız gerekiyor. Ben burada aldığınız eğitimle bunun çok daha fazlasının üstesinden geleceğinizi gerçekten gönülden inanıyorum. Hepinizin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Meslek hayatınız boyunca gerçekten çok çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Daima çok çalışın. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, doğru yoldan hiçbir zaman ayrılmayın. Meslek arkadaşlarınızla, çalışma arkadaşlarınızla, hastalarınızla her zaman iyi geçinin. Ben bu yolda size başarılar diliyorum. Hepinize iyi günler, şansınız ve yolunuz açık olsun. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü, Öğretim Görevlisi Fatma Ayşin Kurağa konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezun öğrencilerimiz. We thank Instructor Fatma Ayşin Kurak for her speech. Now the graduates.
öteye gidelim yani, yani gidelim yani, yani gidelim yani. Sırtındaki sepetum ben olayım, amani ben olayım, amani ben olayım. Sırtındaki sepetum ben olayım, amani ben olayım, amani ben olayım. Sepetumun ipleri keseyi, omuzunu keseyi, omuzunu keseyi, omuzunu. Aç beyaz peş temali bir göreyim, yüzünü bir göreyim, yüzünü bir göreyim. Aç beyaz peş temali bir göreyim, yüzünü bir göreyim, yüzünü bir göreyim. Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Esra Ersoy'u konuşmalarını gerçekleştirmek üzere davet ediyoruz. We invite the Director of Vocational School of Justice, Instructor Esra Ersoy, to give her speech. Kıbrıs İlim Üniversitemizin Adalet Meslek Yüksekokulu'nun değerli mezunları, sizlere mezunlarımız demekten çok büyük bir keyif aldığımı söyleyerek başlamak istiyorum. Sizinle geçirdiğimiz 2 yılın ardında gönül dolusu iyi dileklerin yanında vicdanlı, adil, dürüst bireyler olarak hayat yolumuza devam edeceğimizden hiç şüphemiz olmadığınızdan emin olmanızı istiyorum. Bundan sonraki hayatımızda da Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin birer ferdi olarak bizleri her zaman yanınızda, arkanızda, önünüzde, yol açmamız gereken yerlerde rehberiniz olarak ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Önce sen. Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Esra Ersoy'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Adalet Meslek Yüksekokulu mezun öğrencilerimiz. We thank Instructor Esra Ersoy for her speech. Now the graduates. Uygulamalı Bilimler ve Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Mehmet Necati Cizrelioğulları'nı davet ediyoruz. We invite the Director of Vocational School of Applied Sciences and Aviation, Associate Professor Dr. Mehmet Necati Cizrelioğulları to give his speech. Hava ulaşımı günümüzün küreselleşen dünyasında ulaşım ihtiyacının karşılanmasında çok önemli roller üstlenmektedir. Hava ulaşımı toplumumuzun ve ekonomimizin hayati bir sektörüdür. Havacılık sektörü hızla gelişirken sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel sayısı da artmaktadır. İnsanların hayatına yön veren ve şekillendiren en önemli sektörlerden birisi de sahip olunan meslektir. Siz bu günleri getiren ailenize şimdi sıkıca sarılın ve siz gökyüzünün sınırsızlıktan yaşadıkları için onlarla gurur duyun. Gökyüzünüzün net, yüksekliğinin daim olmasını dilerim. Umarım her şey gönlünüzce olur. İş hayatınıza başarılar dilerim, sevgilerimle. Uygulamalı Bilimler ve Havacılık Meslek Yüksekokul Müdürü Sayın Doçent Doktor Mehmet Necati Cizrelioğulları'na konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. We thank Associate Professor Dr. Mehmet Necati Cizrelioğulları for his speech. Now the graduates. Mezun öğrencilerimize hemşirelik yeminini yaptırmak üzere Hemşirelik Program Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Şengül Dolu Kubilay'ı kürsüye davet ediyoruz. Now it's time for nursing oath. I would like to invite Associate Professor Dr. Şengül Dolu Kubilay to perform the nursing oath with the graduates. Sayın Rektör Vekilim, Dekanım, hocalarım, sevgili öğrenciler. Bugün burada mezuniyetinizi taşlandıracak hemşirelik andımızı yapmak için toplandık. Evet sevgili öğrenciler, hemşirelik
andımıza başlamadan önce bu yemin hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hemşirelik yemini ya da Nightingale yemini, hemşirelerin mesleklerini etik kurallar çerçevesinde onurla uygulayacaklarına dair ettikleri ve ilk olarak 1893 yılında Lystra Grether tarafından oluşturulan, o tarihten bu yana hemşirelerin mezuniyet törenlerinde okudukları bir yemindir. Meslek yaşamınız boyunca bu yeminin sözlerini lütfen unutmayın. Söylediklerimi arkamdan tekrarlayın. Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde. Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde. Geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle. Geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle. Herhangi bir ırk. Herhangi bir ırk. İnanç. İnanç. Siyasal veya sosyal düzen. Siyasal veya sosyal düzen. Ayrılık gözetmeksizin. Ayrılık gözetmeksizin. Hastalarıma bakacağıma. Hastalarıma bakacağıma. Hayatı korumak. Hayatı korumak. Izdırabı hafifletmek. Izdırabı hafifletmek. Sağlığı yüceltmek için. Sağlığı yüceltmek için. Gereken her türlü. Gereken her türlü. Çabayı göstereceğime. Çabayı göstereceğime. Bakımım altındaki hastaların. Bakımım altındaki hastaların. Bütün değer. Bütün değer. Ve dini inançlarına. Ve dini inançlarına. Saygı duyacağıma. Saygı duyacağıma. Bana birileriyle ilgili olarak. Bana birileriyle ilgili olarak. Verilen tüm bilgileri saklayacağıma. Verilen tüm bilgileri saklayacağıma. Hayatı ya da sağlığı. Hayatı ya da sağlığı. Tehdit edebilecek. Tehdit edebilecek. Her türlü girişimlerden sakınacağıma. Her türlü girişimlerden sakınacağıma. Sağlık mesleki bilgi. Sağlık mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma sağlık ekibinin bütün üyeleriyle işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime bunların tümünü yaparken uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime ve hemşirenin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim. Hemşirelik Program Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Şengül Dolu Kubilay'a teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı günde değerli mezunlarımızın beklediği ana tanıklık ediyoruz. Şimdi coşkuyla keplerini havaya atmalarını izliyoruz. We thank Assistant Professor Dr. Şengül Dolu Kubilay. Now our graduates are going to throw their caps through the air and celebrate this great day together. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Değerli mezunlarımız, Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı olarak yeni nesil üniversite olmanın bize yüklediği vizyon ve misyon paralelinde sizleri sadece diploma sahibi yapmak için değil, özel sektörü hazırlamak için de birçok faaliyette bulunduk. Burada edinmiş olduğunuz bilgilerin iş hayatında çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Yaptığınız mülakat denemeleri, CV hazırlama teknikleriyle ilgili verdiğimiz eğitimler ve buna benzer birçok eğitim ve bir araya geldiğiniz real sektör temsilcilerin sizlere vermiş olduğu ipuçlar bundan sonra size yol haritası oluşturacak önemli bilgilerdi. Bu bilgileri kullanmanız iş hayatınızda başarıyı mutlaka getirecektir. Bu duygularla hepinizi tebrik ediyor. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyor. Hepinize saygı ve sevgilerim. Kıbrıs İlim Üniversitesi'nden ayrılırken sizleri bir kez daha yürekten kutlarız. Yeni yaşamınızda yolunuz açık olsun,
aileniz hep sizinle birlikte. Başarılar dileriz. We congratulate you once again as you leave Cyprus Science University. We wish you good luck and success in your future life. Bak kardeşim, elini ver bana, gel kardeşim. Neşe getirdim sana, al kardeşim. Ye, iç, gül, oyna. Sar kardeşim, kolunu boynuma, sev kardeşim. Canım feda, yoluna tap kardeşim. Tüm insanlara. Dünyaya geldik bir kere, kavgayı bırak, her gün bu şarkıyı söyle. Sevdikçe güler her çevre, amaçlar hep bir olsun, kalpler birlikte. Dünyaya geldik bir kere, kavgayı bırak, her gün bu şarkıyı söyle. Sevdikçe güler her çevre, mutluluklar bir olsun, kalpler birlikte. Ve şimdi online mezuniyet törenimizde kamera arkasının renkli görüntülerini sizlerle buluşturuyoruz. And now we will watch behind scenes. Canım feda, yoluna tap kardeşim, tüm insanlara.